İçinde bulunduğumuz hafta herhalde Mevlevilik haftası. Mevlana hakkında bilgi verebilir misiniz? Bu semah gösterilerinin ve Mevleviliğin İslam'da yeri var mıdır? Yoksa bu yapılanlar İslam'a aykırı mıdır? Şimdi sen beni görüntüleyebilecek misin Fatih? Bak şöyle şey yapayım millete bir. Bunu da şöyle yukarı kaldırayım da bak. Bir semah yapayım. Bir semah. Her ne kadar elbiseler uygun değilse de şapkam da yok da. Şimdi şöyle yapıyorlar. Bunun manası ne şu elim? Efendim? Allah'tan alıyor. Bu halka veriyor. Hak'tan alıp halka veriyor. Peki kendisi kim? Sen kimsin? Kendisi ne halk ne Allah. Kim? Ne olur bu? Tanrı olmaz mı? Gerisini anlatmaya gerek var mı? Tabii anlayış o. Hak'tan alıp halka veriyormuş. Peki sen kimsin? İbadet. Hı? Melek değil canım, başka bir şey yapıyorlar. Melekler haktan alıp halka vermiyor ki. Öyle bir şey, öyle bir melek var mı? Şimdi bir de Mevlana'nın Mesnevisi'nin ön sözünü bir okuyun lütfen. Kendisi tarafından yazılmıştır. Yazan kendisi. Diyor ki bu Allah'ın kitabıdır. Dini anlamada neydi? Dinin asıllarını. Dinin asıllarının asıllarının asıllarıdır. Şimdi bu dinin aslı nedir? Kur'an. Kur'an'ın aslı? Levh-i Mahfuz. Onun aslı? Allah-u Teala. Yanlış anlarsınız diye diyor ki Allah'ın en büyük fıkhıdır diyor. Yani asırların asırların asırlarıdır yanlış anlarsınız. Allah'ın en büyük fıkhıdır diyor. Böyle devam ediyor. Allah'ın sözü olduğunu ifade ediyor. Kur'an'ın çok üstünde oluyor. Çok üstünde. Dinin asıllarının asıllarının aslı. Siz öyle yok ben Kur'an'ın şeyi bendesiyim falan o tip şeylere fazlaca itibar etmeyin. Onu herkes söyler. İşin esasına bakmak lazım. Evet, bir de bizim Mikail Bayram Hoca'nın bu konuda konferansları var. Evet, bizim sitemizde Mikail Bayram Hoca'nın konferansları var. Mesela bir hikaye daha size anlatayım Mevlana'dan. Bayezid-i Bistami hacca gidiyormuş. Yolda bir fakir rastlıyor. Bunlar hep Hint fakirleridir. Fakir. Nereye gidersin Bayezid diye soruyor. Hacca giderim diyor. Eteğinde kaç liram var diyor. Diyor ki 3 dirhemim var. Bayezid diyor. Allah o Kabe'yi yaptırdı. Bir daha oraya uğramadı diyor. Ama benim içimden bir gün olsun çıkmış değildir. Şimdi o 3 dirhemi bana ver. Etrafımda 7 kere dön memleketine git diyor. Açın okuyun. Şey değil. Mevlana'nın Mesnevisinden. Diyor ki Bayezid orada gerçeği anladı. 3 dirhem orada ermiş. 3 dirhem orada ona verdi. Etrafında 7 kere döndü ve memleketine döndü. Ondan sonra adam olmuş. Buradaki maksat nedir biliyor musunuz? Bunun arkasında büyük bir inanç var. Zerdüştlükte kişinin içine Allah girer. Herkese değil. Böyle belli seviyeye gelen kişilere. Benim içimde Allah var diyor ya, benim içimde çıkma diyor ya. Ne gidip o taş binada ne yapacaksın diyor. Haşa Allah'ın etrafında 7 kere dolaşmış o diyormuş. Tamam mı?